Tex. Olay kahramanı. New Mexico. Şeytan yaylasının eteklerinde. Carbizo köyü. Temmuz ayında bir gün batımında. Bir atlı beyaz kum çölünden geliyor. Böyle bir deliğe gelmesi için esaslı bir nedeni olmalı. Ya da kanundan kaçıyor. Veya bir kanun adamı. Eğer öyleyse bu neden beni çok yakından ilgilendiriyor. Hmm. Tebeden tırnağı silahlı. Bir ranger. Lanet bir ranger. Kaçmaktan yoruldum. Başarabilirsem. Ben bir katil değilim. Ama bu ranger beni içeri tıkabilir. Ya, onu, ya onun hayatı ya da benimki. Hayır. Yapamayacağım. Buna cesaretim yok. Kaçmalıyım. Şansıma atım ahırda. Arkadan çıkabilirim. İyi günler. Karizoda bir yabancı. Sık görülen bir şey değil. Hatta senin gibi yıldız taşıyanlar hiç görülmezler. Şerif misin? Yalnızca bir ranger. O yıldız da buraya gelmek cesaret ister. Birini mi arıyorsun ranger? Blue Diamond adında birini arıyorum. Burada değil. Neden arıyoruz? Arizona'da köyleri ve çiftlikleri yağmaladı. Erkekleri, kadınları ve çocukları katletti. Onu tutuklamak için geldim. O çetin bir cev o çetin bir cevizdir. Ranger ayrıca onun dostları da vardır. Onlardan biriysen senin de seni de tutuklayacağım. Os. Adi Alçak. Başka denemek isteyen? Sakin olun. Tabancanızı kılıfınıza koy kılıfına koyabilirsiniz. Ranger. Blue Diamond'ın ortalıkta başka dostu kalmadı. Böylesi iyi. Whiskey müessesemizin ikramı. Teşekkür ederim ihtiyacım var. Ben de biraz içsem iyi olur. İsimlerini biliyor musun? Yalnızca şunun ismini. Host Thompson, Pisliğin tekiydi. Kardeşi Snake ve en kötüleri de odur. Diğerlerini tanımıyorum. Snake Thompson, Blue Diamond'ın sağ koldur. Evet, onu da arıyorum. Tutuklamak için mi? Onları yakaladığında hapishaneye değil de değil mezarlar koyman gerekebilir. Onlara bağlı. İnşallah onlar senin işini bitirmeden sen onların onlarınkini bitirirsin. Blue gerçekten kötü birisi. Gömebilirsen mezarın üzerinde pek çok kişi dans edecektir. Onun daha fazla bela olmasını istemiyorsanız bana yardım, yardımcı olmalısınız. Blue Diamond Karizo'ya çok sık geliyormuş. Aranızda yerini bilen var mı? Aklına kötü bir şey gelmesin Ranger. Biz burada yaşıyoruz ve Şerefimiz bile yok. Pekala. Şu dördünü görebilir gömebilirsiniz. Blue Diamond'ı kendim bulurum. Çifteden biri daha kasabadaydı sanırım. Anlat evlat. Büyük bir telaş içinde atını ahırdan aldı ve sanki peşinden şeytan kovalıyormuş gibi tepeleri doğru dört nala uzaklaştı. Adını da biliyorum. Söylemişti. E, Dan, Dan Reynolds. Hiç duymadım. Ama bu bilgi hiç yoktan iyidir. Evlat buralardakiler arasındaki en yüreksiz sen çıktın. Şunu al. Sağ olun. Böyle bir iltifatı sizden duymak gurur verici. Kim bu Ranger? Tanıyor musun? Daha, daha önce Taksın'da görmüştüm. Blue Diamond'ın saatleri sayılı beyler. O Tex Wheeler. İşte o. Hala peşimden geliyor. Benden ne istiyor şimdi bu? Hayvan yetiştiricileri birliği gönderdi galiba. Böyle şeyler olduğunu duymuştum. Benim postumu isteyen zengin bazı sığır ve at yetiştiricileri göndermiş olmalı. Böyle bir yıldızlı silahşör için kellemin olduğu yerin yerin hiçbir önemi yok galiba. Şeytan yaylasında. İzini kaybettirmek zahmetinde zahmetine katlanmıyor. Ya acemi ya da kendine çok çok emin. Belki beni bir pusuya çekiyor. Dan Reynolds da suçluymuş gibi bir hava var. Yoksa beni görür görmez kaçmaya çalışmazdı. Diamond'ın çetesinin bir üyesidir ve onu uyarmaya gidiyor olabilir. Fena da olmaz. Böylece o adi herifi bulmak için uğraşmam gerekmeyecektir. İnşallah bu takip beni çetenin inine götürür. Yoksa çetenin yeniden ortaya çıkmasını beklemek zorunda kalırım kaç kişi oldukları hakkında hiçbir fikrim yok. Belki de buralarda bir yerde durursam iyi olur. Zaten hava kararmak üzere. Şöyle çevre, araziye hakim yüksek bir yer bulup şu kayanın olduğu gibi bir yer karesin. Lanet olsun, bir başkası daha var. Herifin hemen güneşin önünde olması benim için bir şanstı yoksa göremezdim. Buradan çıkmalıyım. Blue, hakladın mı Blue? Renault, yere yat salak. Lanet olası adi herif. Yılan gibi bir görünüp bir kayboluyor hiç şüphem kalmadı. Şu Ranger kesinlikle Tex Wilder. Peşime düşeceğini tahmin ediyordum. Burada karşılaşmamız da büyük bir şanstı. Ama şu aptal Reno postu çabuk deldirdi. Ama henüz her şey bitmedi. O başını ezeceğim. Bütün badı Blue Diamond'dan Tex Wither'ı öldüren adam diye söz edecek. Wilder, beni dinle. Karşına kim olduğunu öğren. Ben Blue Diamond. Beni mi arıyordun? Öyle Blue. Hayal kırıklığına uğradım. Seni çetin ceviz sanardım. Ama adamlarıyla pusu kuran korkan tekiymişsin. Yalnızca ben ve Reno vardık. Reno gitti. Baş başa kaldık Ranger. Haydi gel ve gel ve be az. Bekliyorum. Bana meydan okuduğuna göre iyi bir yerde mevzilenmiş olmalı. Ne oldu? Dilini mi yuttun Tex? Davetimi karşılık vermeyecek misin? Bunu bütün kalbimle istiyorum Blue. Cehenneme gitmeye hazır ol. <laughs> Bugünün sonunu göremeyecek, göremeyeceğine bahse girerim. Girelim mi Tex? Bu gevşek zeminde ses çıkarmadan ilerlemek imkansız. Harekete geçmek için karanlığı beklemeli. Ne düşündüğünü biliyorum Ranger. O çukurdan kafanı uzatmak istiyorsun ama beni faka bastırmak için karanlığı bekleyeceksin. Bu yüzden ben gelip seni alacağım. Şür sürünerek yaklaşıyor. Buradan daha fazla kalamam. Sandaymış. Aksine buradayım Blue. At tüfeğini. Bu son numaran olacak Ranger. Lanet olsun. Sah sesleri kesildi. Çatışma çok uzakta değildi. Kim acaba? Bu gece mağaradan dışarı çıkmasam iyi olur. Yarın sabah gider bir göz atarım. Ertesi gün aşağıda yalnızca ölü biri var. Ve binicisi olmayan bir at. Dan Reynolds sahipsiz bir atı bırakmaz. Bırakamaz. Ortalıkta bir te bir tehlike de görünmüyor. Biraz sonra. Vay canına, bu Blue Diamond. Başına başına ödül var. Ranger öldürmüş olmalı. Ama o şeytan nerede acaba? Lanet olsun. işte aşağıda. Aşağı aşağıyı uçmuş galiba. Ne kötü bir son. Birbirlerini öldürmüşler. Bu senin şanslı günün Dan Raymol, Ra Reynolds Rangers'da sorun olmaktan çıktı. En yakın kasabaya götürüp Blue Diamond'ın başına konulan ödülü alabilirim. 5000 dolar. Gerçekten de çok şanslı bir günümdeyim. Aynı gece Kadınım senin için güzel bir et, et suyu hazırladı. Gece kartalı. Hepsini iç. Sana güç verecek. Sağ ol. Karım yaşlandı. Pek bir şey yapamıyor benim gibi ama hala güzel et suyu yapabiliyor. Güzel olmuş. Gücümü kazandığımı hissediyorum. Siz hayatım borçum. Sen ve karın olmasaydınız çakallara yem olurdum. Tıhkan. Gece kartalını yüce ruh koruyor. Bu sabah şafakta kalktım ve yiyecek aramak için daha önce hiç gitme hiç gitmediğim o bölgeye gittim. Yüce Ruh seni bulmamı istedi. Bu iki yaşlı ve ölümü beklemekten başka yapacak şey olmayan bu iki insana yaşlandıklarını hissettirmek hissettirmek istedi. Sen bütün yerleri dost, dostlusun gece kartalı. Kötü bir gün adamı öl, öldüre, öldürerek yeni bir zafer kazandın. Blue Diamond tanır mıydın? Evet, o bir insan değildi. Bir şeytandı. İnsan kılığına da kötü bir ruhtu. Sırf eğlence olsun diye yerleri öldüren biriydi. Aynı şeyi bir gün bize de yapacaktı. Bunu artık yapamayacak. <gülüyor> <gülüyor> Sakın sana kara büyüyü de yapmış olmasın. Bu onun yaptığı kara büyü, büyü ya da onun şeytan olmasından değil Tıhkan. Yaralandım ve 50 metrelik o çukura Kura kayalara çarparak düştüm. Kemiklerim kırıl kırılmadan kurtulman bir mucize. Tedavinin sayesinde eski gücümü kazanıp tabanca kullanabilecek duruma gelebilirim. İnşallah çabuk iyileşirsin. Gece Kartalı. Çünkü Blue Diamond'ın adamları seni arayacaklardır. Seni ko koruyabilecek durumda değilim. Ben hallederim. Ama atlarını alıp ceset cesetlere orada bırakmak çok doğru olmayabilir. Kötülerin cesetlerinde kötü büyüler vardır. Ama atlar değerlidir. Yarın geri döner senin atın da. Tamam ben de onu soracak. Ertesi gün Arizona sınırına yakın bir kasab olan Fargo'da. Kim acaba? İlk bakışta yanında bir ceset olduğuna göre ödül avcısı olabilir. Selam. Hoş geldiniz. Güzel bir kız ve oldukça sevimli. Şu ana kadar bu kasaba gözümde iki sent etmezdi. Ama bu fikrimden vazgeçmeliyim. Hiç olmazsa birkaç günlüğüne. Hey ama bu... Bu Blue Diamond. Lanet olsun. Vay canına. Bu gerçekten de Blue Blue'nun cesedi. Sen mi öldürdün genç? Hayır. Çölde ölü buldum. Kuşun ha, hazımsızlığından. Ölmüş gitmiş. Gelin herkes toplansın. Yabancı Blue Diamond'ı öldürmüş. Onunla karşılaşacak kadar ces cesurmuşsun. Blue Diamond, güneybatıda yaşayan en korkunç hayduttu. Şerif misin genç? Bir kanun adamı mı? Şey, Ran ranger'dım. Ama birkaç ay önce ayrıldım. Açılın! Açılın! Geçeyim! Adam Sam Matters. Fargo kasabasının şerifiyim. İsmini öğrenebilir miyim? Eee, benim adımdan Festen Macri. İsminiz bana yabancı geldi ama Fargo diğer kasabalardan biraz uzakta bir yerdir. Madem Blue Diamond'ı öldüren, öldüren bir Ranger olduğunu söylüyor, benim için yeterli. Uzat elini Festen Macri. Ben yaşlıyım. Burada senin gibi birine ihtiyaç var biliyor, biliyor musun? Öyle. Haydutlar kasabamızı istila edene kadar Fargo güzel bir yerde. Yaşlı bir yaş, yanlış bir izlenim bırakmak istemem. Yalnızca geçiyordum. Bu kasaba sevimli. İnsanlara da öyle. Ama uzun kalamam. Ödül alıncaya kadar ve sonra. Hmm. Bir soru mu var Şerif? Blue'nun kellesinin için ödül 5000 dolar değil mi? Evet öyle. Yasal olarak Mekri. Ama bu durum için hazırda bir şey yok. Kasab kasada 1000 dolar bile çıkmaz. Fargo'daki esnaftan para toplayabiliriz. Şerif Meders, hükümetten ödül parası gelince geri dağıtırız. Evet sağ olun Nelson. Kasabadaki herkesten para toplasak bile bu genç adamın parasının yarısını bile karşılayabileceğimizi sanmam. Yapabileceğim bu. Aceleniz varsa ödülün bir kısmını alırsınız. Kalanın daha sonra vereceğinizi her adrese göndeririz. Kalanın gelmesi ne kadar zaman alır? Hmm. Para santif, Santa F'den gelecek. Buradan telgraf çekme ol olanağımız olmadığından mesaj posta aracı basıyla Silver City'ye gidecek. Paranın gelmesi 2. Belki de 3 hafta iyi bulur. 3 hafta mı? Bunu düşün düşünmemiştim. 3 hafta çok uzun bir zaman. Ranger'ı aramaya gelirlerse yalanım ortaya çıkabilir mi? Belki de yaptıklarımın tekl teklifi kabul etmeliyim. Baba Bizi Blue Diamond'dan kurtaran adamla tanışmayacak mısın? Elbette Sarah. Ben Jim Nelson, Fargo Genel Malzeme Dükkanı'nın sahibiyim. Bu da kızım Sarah. Adım Sarah. Benim benim de Dan benim de Dan Redan MacRae. Biliyorum, duydum. Hızlıdan. Gerçekten de hızlı olmalısın Blue Diamond'ı yenebilmek için hızlı ve cesur olmak gerekirdi. Blue kimsenin ondan daha hızlı silah çekemeyeceğini söylerdi. Yanılıyormuş. Yalnızca iddia ediyormuş. Demek ki öyle değilmiş. Tebrikler Dan. İnşallah burada Fargo'da kalırsınız. Ben bunu düşüneceğim Bay kızım Kızımı duydunuz, duydunuz mu? Hızlıdan şehre gelişini kutlamalıyız. Lokalde içkiler benden. Bay Nelson çok yaşa. Sen gelmiyor musun Macri? Bu kutlama senin onuruna istersen şu ödül için formalite başlatabiliriz. Yoksa sonra mı bırakalım? Şey, aceleye gerek yok Şerif Mathers. Evet, sonra yap sonrayı bırakalım. Aynı gün akşam üzere. Sana o adamın bir şeytan olduğunu söylemiştim. Ölüm bile Blue Diamond'ı durduramamış. Kalkmış ve yürüyüp gitmiş olmalı. Ama benim atımı da hiçbir yerde göremedim. Belki de öldüğünü düşünmekle yanılıyorum. Hayır yanılmıyorsun. Yanılmıyorsun gece katılı. Blue, Blue Diamond, ölmüştü. Onu bu gözler gördü. Bu durumda onu bu uzaktan bakmış olabilirsin. Öyle öyle değil mi Tıhkan? Ne oldu? Ne olsa ondan korkuyordun ve ah yakından kontrol ettim. Hem de her üç cesedi de. Yalnızca sen nefes alıyordun. Kötü bir büyü olmalı. Palavra başka bir mantıklı açıklaması olmalı. Yarın çatışmanın olduğu yere gidelim. Yaralısın, dinlenmelisin. Kadının bakımı sayesinde kendimi çok daha iyi hissediyorum dostum. Biraz hareket bana iyi gelecektir. Ertesi kaba, ertesi sabah. Neyse, öteki yerinde duruyor. Hiç olmazsa o kalkıp bir yere gitmemiş. Hiç bir şey anladın, anladın mı gece kartalı? o ceset kanıtlanıp cennete gitmemiş ya da arkadaşı onu bir yere götürmemiş. Gömmemiş. Bunu bunda hiç hiçbir gizem yok. Tıh, tınkah izler öyle söylüyor. Belki de çeteden olan birisi Blue'yu bulmuş ve benim atıma yükleyip alıp götürmüş. Evet, ben de şimdi görüyorum. Demek ki şeytan korkusu dün benim gözümü kör etmiş olmalı. Kendini suçlama Tıhkan. Arazi taşlık, İzler çok belirgin de değil. Ad, atımı nal izlerinden tanıdım. Üzerinde bir şey taşıdığı belli oluyor. Blue Diamond'ın cesedi. Ama neden götürdüler? Hmm, bunu ben de bilmek isterim. Neyse bana yardım et. Aşağıdaki cesedi göm gömelim. Daha sonra atın, atın izlerini takip edersen çetenin gizlendiği yeri bulabilirsin gece kartalı. Olabilir. Ne yapacaksın? Atış provası. Vurdun. Ama ilk atışta değil. Yaram hala kapanmadı. Kapanma, kapanmadı. O haydutlarla karşılaşmaya hazır değilim Tıhkan. Fargo. Sin gibi bir kanun adamı öyle eski model tabanca taşıma, taşımamalı. Bay McCree. Bakın bu tabanca size yakışır. En son model. Cold. Çok güzel şey ama. Ücreti hiç dert etmeyin. Şirketin hediyesi. Blue Diamond'u öldüren adam için bize bir hız gö gösterisi yapar mısın hızlıdan? O hızlı lakabını nasıl aldığını merak ediyor ediyoruz. Anlıyor musun? Şöyle göstereyim Bay Crowley yeni tabancayla. Sizce yeterince hızlı mıyım? Ne dersiniz? İnanılmaz. Fargo gazetesi. Ne bunu yaz, yaz yazmalıyım. Herkes Dan'ın müthiş yeteneğini öğrenmeli. Tabancayla oyun oynayıp oynamayı hep çok sevmişimdir. Ne yazık ki iki adamın öteden geçen bir zonu bile vuramam. Ama bunu bu gazetecinin bilmesine gerekmez. Çok güzel. Tabancanın kurşunlarında hediye. Fişeksiz kalmanı istemeyiz Dan. Hmm, çok kibarsınız Bay Nilsson. Görünüşe göre baban da iyi bir izlenim bırakmışım Sera. Yetenekli gençleri takdir eder bir girişimde bulunmak için iyi bir başlangıç sayılmaz mı? Evet olabilir. Bundan ne kastediyorsun Dan Şey babanın benim hakkımdaki olumlu yaklaşımını bana se senin ne düşündüğün lanet olsun. Ha benimle arkaya gel aptal. Vay canına. Ünlü şilasörlerin kadınlarla daha fazla ilgilendiklerini sanırdım. Dalga mı geçiyorsun? Gördüğümde senin iyi bir kız olduğunu düşün, düşündüm Şey affedersin başka bir şey kastetmiyorum <laughs> Utangaç birisin Tam da tercih ettiğim gibi Önemli olan zamanı geldiğinde Tabancayla yüz yüze geldiğinde şaşırıp kalmama Zamanı Zamanı geldiğinde mi Burada farkında sana ihtiyaç var Er ya da geç Blue Diamond'ın çetesi reislerinin intikamını almak için gelecektir Hepsi zorbadır Ama sen burada olacaksın değil mi Benim için kalır mısın Evet kalacağım. Sana güvenebileceğimi biliyordum. Hızlıdan Macri kahrama, kahramanım, kahramansın. Sevimli ve tatlısın. Seni beğeniyorum. Bulu'nun suç ortaklığını düşünecek hiç de aptal, hiç de aptalca gelmiyor. Bir değeri burada kalma fikri. Ödül parası gelir gelmez buradan gitmeliyim. İnşallah şu ödül parası haydutlar gelmeden önce gelir. Tehlikeli bir durum. Ama ben bir kumarbazım. Bir de beni kahraman şu çikicik sera var. Ben de onu ben de ondan hoşlanıyorum. Kokusunu bile duymak aklımı başımdan alıyor. Çok fazla alışmadan gitmeliyim. Zamanında zamanda gelmezse hiç iyi olmaz. Çok çok esaslı bir miktar para, para için buradayım. Hürmetler Bay Faston. Evet, iyi akşamlar. Arada kala, kala kaldım. Lanet olsun. Rager'ı unu, unuttum. Ranger unuttum. Şafak da. Sabahın köründe nereye böyle Macri? Dağlara doğru bayanaysın. Blue'nun öldüğü yere belki çetene ait bazı izler bulurum diyordum. Onlarla mı karşılaşacaksın? Tek başına mı? Ben, ben de bir an çekip gideceğini düşündünüz değil mi? Eh, yanılmışsınız. Ben sorumluluklarımdan kaçan biri değilim. Bana çok yakınlık gösteren birine kalmaya söz verdim. Kızınıza ve şerefinize yarın akşam döneceğim söyler misiniz Bay Nissim? Elbette dan dikkatli olun. Haydutlar beni korkutamaz. Meraklı. Neyse ki rolümü iyi oynadım. Bir bakıma içtenlikle de, de doğru sayılır. Zaten oraya döne dönüyorum. Ranger'ı gö gömeceğim, bezeye sileceğim. Böylece Blue'nun suç ortakları bu onu aramak için hemen buraya gelmeyebilirler. Bu adamı gözüm pek tutmadı. Ondan hoşuma gitmeyen bir şeyler var. Atlardan iyi anlarsın, Quick. Görünen o ki insanlar için bu söylenemez. Belki ama bence o atların eğerlenmiş, hazır tutan Karolas'ı bir korkak. Hey, Seyis efendi. Bu sözünü ettiğin herifle ilgili burada yazılanlar yalan mı? Ertesi sabah daha diki olaylar, olaylar olay yerinde. Bu Ranger değil, Blue'nun suç ortaklığından biri olmalı. İyi ki kontrol ettim. Şimdi her şeyi eski duruma getir, getirmeliyim. Anlaşan bunu Blue'nun adamlarını adamları gömmüşler. Ranger öldüğünü düşünmekle yanılmışım. Yaman neden? O önceki durum dumrum, duman oldu. Mantığım hemen atımı atlayıp buradan dört nolara kaçmamı söylüyor. Ama hangi öne? ya burada beklediğim para gelmişse kaçmalıyım. Ama Fargon bana Fargon'da bana güvenenler var. Tam bu sırada birkaç mil uzakta. İki, i̇ki isabet. Neredeyse aynı yerden. Fena, da, fena değil. Artık yaşlı tıhkana veda edeyim. Sonra yola çıkarım. Kadın ne oldu? O mazrağı bırak büyük reis. Kendini kötü yaralayabilirsin. Ne? Bizden ne istiyorsunuz? Sonları ben soracağım. Sen de yanıtlayacaksın. Bu atları nerede buldun? Nereden buldun? Ben ben onları şeytan yaylasının yukarısında buldum. Evet, bu bir yanıt. Ama benim için yeterli değil. Hurley ihtiyarla çalış çalışmaya başladı. Zek'le Snake. Durun. Kadının ölmesini istemiyorsan her şeyi hemen anlatacaksın. Bak şu at şu at bir dostumun. Bana Snake derler. Snake Thompson. Senden söz edildiğini duydum, duydun mu benden? E evet. Öyleyse sizi ne bekliyor? Biliyoruz, biliyorsun. Kızıl surat. Bugün sizin için iyi bir gün değil. Ama Dostum Blue Diamond'ın nerede olduğunu söylersen sizi öldürmem. Ben söyleyebilirim Snake. Sen de kimsin? Blue öldü. Dostunuz Reno da öyle. Ayrıca kardeşin Hoss'un zaman ölümü içinde en içten baş dileklerimde dileklerimi iletmek isterim. Ne? Kim öldürdü? Kardeşim Hoss kimi öldürdü? Ben öldürdüm. Tutuklamak istedim. Ama silahlı, silahla direndi. Bu arada benim adım Texfiller. Ateş, Hurley. Ya. Yeah. Adi herif. Geber. Dur. Birini canlı yakalamak istiyordum. Karımı öldüreceklerdi gece kartalı. Beni affet. Öfkeme yenildim. Hiç üzülme Tıhkan. Hala yeteneklisin. Duydu mu Blue'nun ne olduğunu bilmiyorlar. Demek onları götürmemiş. Öyle. Bunu öğrenmek için farklı bir fikrim var. Artık çetenin adamlarıyla karşılaşabilirsin. Gece katılı. Hazır görünüyoruz. Gün batarken. Bir süredir Fargo'ya uğramamıştık. Değil mi Curry? Birkaç ay oluyor Jensen. Bu birkaç ay içerisinde Fargo halkı bazı acı, acıların eksikliğini özlemiştir. Ama bunu gidereceğiz. Diğerlerini bekle, bekleyelim mi Jason? Şu hızlıdan oldukça hızlı olduğunu söyleniyor. Blue'yu öldüren. Greedy dostum. Diğer arkadaşlarımız geldiklerini, ölülerini gömmek için yardım edecekler. Giderim beyler. Kahretsin. Hey Queen. Ne oldu? Neden çılgın gibi koşuyorsun? Hemen içeri gir Nilsson. Dükkan içeriden kilitle. Jason Spade şehre girdi. Sera, kepekleri kapatmaya ya, kapatmama yardım et. Çabuk. Evet bu Jason denen büyük aşağılık. Yanında Blue'nun çetesinin iki çetesine iki kişi daha var. Durum kötü. İnşallah'tan şu üçüyle başa çıkabilir. Nerede o otelde mi? Hayır henüz dönmemiş olmalı. Baba yoksa beni görmeye gelirdi. Ama akşama kadar dön, dönmeye söz vermiş. Çok güzel. Öyleyse ilk bize uğrar. Şu haydutlar lokale yöneldiler. İşte içeri giriyorlar. Hey Nick. Yaşam nasıl gidiyor? Bize 3 şişe viski çıkar. Ben ve, ve ben ve bizim çocuklar biraz eğleneceğiz hemen körü. Birileri hızlıdan Macri'ye Jason Spade'in lokalde beklediğini söylesin. Birlikte bir kadeh bir şeyler içelim. Şu şuraya bakacaksın. Şu herif gazeteci. Hmm. Hey yılan. Senin adın Jason Crowley mi? Şu iğrenç şeyi yazıp altına imzalamaya cesaret eden sen misin? Jason Spade mi dedin? Ne dediğimi iyi duydun Şerif Mathers. O adi herif Fargo Fargo'da yanında şarısın Curry ve adını bilmediğim biri daha var. Ama dün sabah onu şehirde görmüştüm. Sağ sola sorular soruyordu. Onlar buraya Blue, Di Blue Diamond'ın intikamını almaya için geldiler. Hızdan nerede geze çıkmıştı Şerif ama hala dönmedi. Akşam olmadan dö döneceğini sö söylemişti ama hava kararmaya başladı. Bek bekleyelim baş bakalım. Ama üç kişiyle karşılaşmak ölüm demek. Ben de biliyorum ama şimdilik bir sorun çıkarmalılar. Bekleyelim. Haydi dıkın gazeteci hepsini bitir. Gazeteden lezzetli mi? Hmm. Dostum Blue için çakal en iyi, en, iyi, en iyi diye yazmışsın. Ama çakal en iyi sensin. Dört ayaklı, dört ayak üzerinde dur. Jason, Jason'ın ne dediğini duymadın mı? Yere. ya. Şimdi dört ayak üzerinde koşmaya başlayacak çakal en iyi. Lokalde şamata başladı. Gitmeliyim. Neredeyse karanlık oldu. deni bekle, bekle şerif. Her an geri dönebilir. Ya geri dönmezse? Yardım edeyim. Tüfek kullanabilirim. Hayır Kuyuk. Sen, seni, sana öldür, öldürmen için para ödenmiyor. O adamla durdurmak için tutuklamak benim görevim. Ben de işimi yapacağım. Dan, Dan Macri ortaya çık. Yoksa bu şu sefil yazarın başına gelenlerden sen sorumlu olursun. Şu genç silahçı ortaya çıkmayacak galiba Jason. Haklısın köle. Yalnızca yaşlı bir karga geliyor. İstediğimiz sen değilsin. Şu Sheriff Ma Mathers. Biz dostum Blue Diamond'ı öldür öldürmekle övünen şu hızlıdan adisini istiyoruz. By McCree. Burada yok Jason ama ben varım. Fargo'ya gelerek sanki yasaların üzerindeymişsiniz gibi masum şerif, herif hem şerif hem şerimle taciz et, edemezsiniz. Çömen çömezinizi çömezin çöme çömezinize Bay Crowley'i serbest bırakmanızı söyleyin. Şerifi duydun mu Kredi? Evet Jason. Yasalarda saygılı olmanızı de değil mi? Yılanı bırak. Evet umarım beni tutuklamak gibi bir niyetiniz yoktur Şeref Mathers. Öyle. Görevim görevim ben. Bunu izin veremem ya karga. Ah. Ne yazık ki bütün ka kabahat şerifin Jason. Hem de ilk değildi Curry. Hızlıdan ortalarda yok. Hızlıdan ortaya çık. Hızlıdan. Ortaya çık korkak. Yoksa bu kahrolası şehri yerle bile edeceğim. Ah baba. Şafak da. Fargo halkı. Kahramanımızla tanışmak için gel gelmiştik ama karşımıza çıkacak cesareti yokmuş. Hızlıdan gerçekten hızlıymış. Tabanca çekmekten değil tüyüme de. Birkaç gün sonra bütün arkadaşlarımızla geri geleceğiz. Onu bulmazsa şehrin sonu gelmiş demektir. İyi duydun mu? Haydi. Öğlenleyin. Lokale ne olmuş böyle? Burada olsaydın öğrenirdin. Çizmelerin hızlıdan. Nereye saklandın? Ben tepelerde hayduttan izin sürüyorum. Haydutlar gittikten sonra geliyoruz. Böyle olacağını bilemezdim. O adlinin yaptıkları ve şerefi öldürmeleri onun kabahati değil ki. Ne? Blue Diamond'ın çetesinden 3 kişi gazeteci sahibi John Crowley'i kötü kötü tartakladılar ve Şerif'i Mathers'ı öldürdüler. O otan sonunda Sera çok üzgünüm. Her şey için çok üzgünüm ama o aydutlar geri geleceklerinden geleceklerden sen burada değilsen değilsen bütün şehri yıkacaklarına yemin ettiler. Aman tanrım. Sen yanında olacağız. El ele vereceğiz. Ya yanında yer alacağız. Az önce, az öncesi için özür dilerim. Biz özür dilemenize gerek yok. Gerekmez. Hayır özür dilemeniz gerekmez. Her şeyi itiraf edecektim ama yap yapamadım. Her, her zaman olduğu gibi buradan bir hırsız gibi kaçıyorum. Seni seviyorum Sera. kasabada, kasabalılar da iyi insanlar ama bu hiçbir şeyi değiştirmiyor. Size hayal kırıklığını son, hayal kırıklığı sonra ölüm bekliyor. Eğer o karşılaşırsam olan olacak olur. Olan bu. Para için poslu deldirmenin anlamı yok. Demek bir gece kuş, kuşusun Macri. Yoksa başka bir şey mi dene, demeliydim? Kuit, ben çevreye bir göz atacaktım. Gece saldırabilirler ve... Neyin var, neyin yok, Yanı hala alarak mı? Niyetin bir daha geri dönmemek değil mi? Hatta şu parayı almak için bile. Doğru mu den? Ben... Bırak o tüfeği Kuit. Gerçekten de hı hızlısın. Nesin sen? Bir haydut mu? Lanet olsun. işte o gerçek. Doğrusu gerçek bir haydut. Sayılmam. Ben bir kumarbazım. Kumarbaz ve iki paralık bir at Ama iyi silah kullanıyoruz. Kötü niyetlerini uzak tutmak için kullandığım bir numara. Yalnızca hız. Berbat nişancıyım. Ve ben kimseyi öldürme, öldüre, öldüremem. Blue'nun cesedini tesadüfen buldum. Onu benim peşimdeki bir ranger öldürdü. Anladın mı? ben bir ezik ve salığın tekiyim. Bir de Oranger beni Blue'nun suç ortağı olarak görüyor. Bu belada başınıza ben açtım. Bu isteğe rek olan bir şey değil. Sen olsan ne yaparsın? Ne yapmam mı gerekiyor? Şerif öldü. Kalıp bizimle birlikte savaşabilirsin. Sarah Sen da seni seviyor. Yapamam. Öyleyse atın atla ve defol git. Siz ne yapacaksınız? Belki şehri ta tahliye ederiz. Ama bu senin problemin değil. Dan, default. Sera'nın evi. Hiçbir şey olmayacaktır. Tepelerde bir yere sığınmalıyım. O aydutlar hepsiyle başa çıkamam. Enfes'le birkaç evi yakarlar. Ve sonra çeker giderler. Her şey yolunda görünür Ama ben neden kendimi kötü hissediyorum? Ertesi gün sir Sirralarda. İşte sinek ve ortanın izleri. gereği doğru takip etmek kolay olmadı. Çok fazla yol, yol çatalı vardı. Ama çetin inini bulmayı başardım. Bir kartal yuvası. Ortalık sakin görünüyor. Kartallar uçuşa çıkmamış olmalı. Yakından kontrol etsem iyi olur. Dikkatli olmalıyım. Daha sonra yarım düzüne kadar atın taze inle, taze izleri dünyada önceki günden. Burada kimse kalmamış. Ya hepsi büyük bir çatışma için git, gitmişler ya da birbirini cezalandırmaya. İkinci varsayımın doğru olduğunu düşünüyorum. Blue'nun cesedini ve benim atımı alanın peşine düşmüş olmalılar. Ve sanırım onun kim olduğunu biliyorum. Hava kararırken. Kurtların av havası. Burada durmakla iyi ettim ama ne yazık ki ateş yakamıyorum. Böyle bir şey çılgınlık olur. Ve düşman, düşmanlarımla karşılaşma tehlikesi yaratır. Zaten izlerimi kaybet, kaybettirebilmek için bu yüksek arazi kesimine çıktım. En iyisi Arizona'ya gitmek yerine geldiğim yolu geri dönerek daha iyi bildiğim uzun uzun ama güvenilir yolu izlemeli. Ne Ranger ne de Blue suç ortakları gördürmüş olabileceğimi düşünemezler. Bu fırtına bütün izlerimi silecektir. Batı'da yeterince kaldım. Texas'a geçeceğim. Oradan Louisiana'ya, New Orleans'a. Benim gibi yetenekli biri bir servet yapabilir ve Lanet olsun. Kesinlikle Blue'nun çetesi. Beni görmeler. Ya da başka bir şimşek mağarayı aydınlatırsa ya da burada durmak isterlerse. Kırpayı atlattım. 10 kişi kadarlar. Kesinlikle Fargo'ya gidiyorlar. Beni bulamayacak ama sera orada ve diğerleri neler yapamazlar ki. Şafaktan az önce. Lanet olsun. Enkaz gibi. Aklınıza neler geçti? Lokal harabeye dönmüş. İnsan dostunu hiç düşünmez mi? O kadar da uzun değil. Taklır. Bak tezgahta sağlam şeyler var. Gerekirse mahzenden çıkar çıkarırız. Arkadaşlar buraya içmek için değil. Hızlıdan ve onu kahramanı olarak gören bu şehre ders vermeye geldik. Bir şey diyeceğim diyesin. Geçen gece burayı dağıtmışsınız ve yalnızca hızlıdan ara aramışsınız. Oysa onurlu bir törenle gömmek için Blue'nun cenazesini aramalıydınız o işi sana gönüllü olarak bırakabilirim. Böyle böyle sana boşuna cenazeci dememişler. Kötü kokular alıyorum arkadaşlar. Fargo'da bir tuzak olabilir. Blue ve kaybetme, kaybetmek yetmiyormuş gibi sinek ve Hurley de ortalarda yok. Ayrıca Hoss ve diğerleri de eksik. Sanki birileri bizi birer birer temizliyor. Hikaye her zamanki gibi şoma hızlısın koyardı. Olasılığımız bir yerlerde sızmış kalmışlardır. Hem bu sefer hırsızlığının bizimle karşılaşmaya geleceğini nereden biliyorsunuz? Onun için çok kalabalık, salak değildir. Onu kahraman diyorlar, doğru mu? Bize karşımıza çıkmasını sağlamak için o kahramanlığı direnemeyeceği özel bir davetiye ile çıkaracağız. İşte Yuma ve Gridi rehineler getir, rehineleri getirdi. Selam dostlar, tağrıl böyle bölerek yataklarından kaldırdık, getirdik. Kız babası biraz direnmeye çalıştı. O kadar. Gazetenin yazdığına göre bizim hızdan sana yanıkmış. Senin hayatını kurtarabilmek için postunu tehlike atıp atmayacağını göreceğiz. Birkaç dakika sonra. E yeter. Nefes bile alma. Yoksa şu pis şu su yerine midene oturacak kadar ağır bir şeyle ağzını doldururum suç ortaklarının yalnızca 8 kişi mi? Şunların isimlerini teker teker say bakalım. Dediğim gibi Ranger, Jason, Spade, Curry, Greedy. Sonra da Tackler, Yuma, Jim, Quadra, Cenazeci. Böylece ve Nevada, Jake hepsi mükemmel adamlar. Birisi bile seni parçalamaya yeter. Bundan şüpheliyim. E senin gibi beyin özürlüsü işseler, Sayı saymayı bile bilmiyoruz. Sen ne diyorsun? Kimi kandırdığını sanıyorsun salak. Sıralarda buraya kadar izimin izinden geldim. Hepiniz 10 atlıydınız. Saydıktan seninle birlikte 9 ediyor. 10. ortalık orta, ortağınızdan söz et. Yoksa bu beyni çalıştırmak için kafanda bir delik açacağım. Ben hiç onu vay canına. Lanet run. Artık o gagasını kapatabilirsin. Bu hesapta yoktu. Varlığında haberdar oldular. İşte. Kim ateş etti? Jeff? Willer? Wilbur? Cevap verin. Yarası yok Jason. Cevap vermiyorlar. Ben söylemiştim. Hepimiz bir arada olmalıyız demiştim. Fasten ben Jason Spade seni lokalde bekliyorum. Kız arkadaşının elimde. Haydi Sehera sesini duysun. Bırakın. Oh ah. Usludur Nelson. Bir rehine var. Bu da hesapta yoktu. Göster kendini Hızlı'dan. Kız arkadaşını geri vereceğim. Ama her defasında bir parçasını. Demek hızıldan diye biri var. Durun ateş etmeyin. Ben Seyim haydutları karşı savaşıyorsunuz. Yardım edin. Yardım için geldim. Yanıt yok. Yanlış anlamayın ama belki de onun postu için kızı daha iyi bir bağırtmalısınız. Yuma sen ilgilen. Bıçakla nasıl çalıştığını göster. Peki Jason ne yapayım? Çığlıklarsın. Gel bakalım güvercin. Hayır imdat. Jason bu gerek gerekli mi? Daha iyi bir fikrim var mı Curry? Belki şu hızlıdan tek başına karşılamak istersin. Ama bu güzelliğe yazık olacak. Neyse hiç olmazsa şu pis işi sen yapacaksın Yuma. Tamam arka oda uygun mu? Hayır yalvarırım bırakın beni hayır. Sen de kimsin? Dan içeri gir. Bu hadi adi herif arkadan girmiş. Arkaya koş Nevada elimizden kaçırmayalım. Hemen Jason. Bu da ne oldu? O, neler oldu? oluyor Dikkat millet. Birincisi olmayan atlar geliyor. Ne? İşte. Pencereye yaklaş Sera. Haydi. Quedra şu hızlıdan mı mi haklıydı, haklı? Hayır Jason dışarıda ateş eden biri var. Ona bakacağım. Jason haklıymış. İşte arkadan tüymeye çalışıyorlar. Sarah. Hızından iki ateş arkasında kaldın. Teslim ol. Hemen çık çıkmazsan kız arkadaşını babasını beynini dağıtacağım. Ortalık toz duman olmuş. Kadra ateş edeni göremiyorum ama o da beni göremiyordu. Daha iyi bir yer bulmalıyım. Ahbap. Buradayım. Lanet olsun. Neler oluyor? Ateş edildi. İşte birisi kafasını gösterdi. Lanet olsun. Vuramadım ama içeri kaçtı. İnşallah şu karmaşa tekse yardımcı olur. Zavallı Kudret. Ruhu şad olsun. Haklıymış. Bir kapana girmişiz. Has yalnızca birkaç ka kasabalı... Dan kaçmasını sağlamak için şamata yapıyor. İyi den taklar. Fasten. Ona kar kadar sayacağım. Ortaya çıkmazsan ben Nils'in beynini dağıtacağım. 1-2 Gözümü bu buradan ayırmasam iyi olur. Ama ana cadde'ne ateş ediliyor. Kim olabilir? 7-8-9 Bekle çıkıyorum. Dan hayır. Şu babanın hayatı söz konusu sera her yolunu deneyebilirim. Bu bir tuzak. Seni öldürecekler. Olabilir. Beni unutma. Evet. Çıkıyorum. Ellerim havada. Ateş etmeyin. Ellerim havada. Biraz zor çıkarım. Bir kumabaz tehlikeye gözü alır. Ben de. Ama bir atlı el çok en kötü. Şu adilerin birkaçını da cehenneme götürmek isterim. Ölmeden önce hiç olmazsa birini ayakta mı bekliyorlar acaba? Hey beyler. Gönlümü şaşırdım galiba. İşte buradayım. Festan sen misin? Benim adım Texler. Lanet olsun. Bu senin sonun Veler. Hey Jason. Güzel atıştı. Böyle ateş ettiğine göre hızlıdan sen olmalısın. Ben öyle benim. Sen olmasaydın başım kötü dertiydi hızlıdan. Sağ ol. Ben size teşekkür ederim menajer. Aslında teşekkürü hak eden sizsiniz. Tek başıma başıma bir şey yapamazdım. Ama denedin. Bu da yeterli. Baba iyi misin? Evet canım. Sağ olun beyler. Ben senden özür dilemek isterim Dan. Bizi terk ettiğini düşünmüştüm. Şey ben aslında bir planım vardı Bayan Eason. Ve sen de, de meslektaşından yardım istemeye gittin değil mi? İşte doğrusu. Doğrusu şu, şu. Tek başına bu işte kalkışmayıp bana da haber vermekle iyi etti. Onu Ranger komutanlığa geri dönmeye ikna ettim sayılır. Yoksa bu gideceğini anlamına mı geliyor lan? Ben? ben korkarım öyle. Ama bırakın üzülmeyi. Hala hayattayız. Belki de kısa süre sonra tekrar geri dönersin lan. Ama pek bana bağlı değil Bay artık Ertesi gün şafakta. Güle güle Dan. Sen iyi bir gençsin. Sana üzüldüm ne yapabilirdim dedim. Quint ile düello mu etmeliydim? Belki de hızlıdan olsaydım. Hızlıdan diye biri yok elveda. Demek ödül parası içindi. Yoksa önemli biri mi olmak istedin? Ne? Ne biri, ne öteki? Sen uslanmaz bir yalancısından Reynolds. Ama yalanın bacağı kısadır. İzini takip ettim. Blue'nun cesedini senin aldığını tahmin etmiştim. Sahtekarlık sana pahalıya patlayacaktı. Benim kim olduğumu nasıl anladın Ranger? Diğer ikisiyle hiç bir ilgim olmadığını. Bana mı soruyorsun? Benim böyle bir sezgim vardır. Neyse. Sen sevimli bir genç bir sahtekarsın. Ve umarım derdin, dersini aldın. Ve gerçekten her zaman yalandan iyidir. Dersimi aldım. Ayrılmadan önce bütün gerçeği Sera'ya anlattım. Zaten hissediyordu. Sahi mi? Nasıl karşıladı? Beni affetti. Bana aşık olduğunu sanıyorum. Zavallı kız. Beni bekleyeceğini söyledi. Gerçekten de iyi bir kız. Kafeste ne kadar kalırım Tex? En küçük bir fikrim yok. Suçların ne olduğunu bile bilmiyorum. Bilmiyorum lan. Oyunda hile yapmış olabilirsin. Belki at çalmışsındır. Önemli şeyler. Aklıma gelenler bunlar. Doğru mu? ve ben küçük balıklara hiç ilgilenmem. Demek beni izlemiyordun. Ne salam. Hem de ne salak. Hemen geri dön. Dan Reynolds nasıl? Yaptıkların geçmişte kaldı dostum. O kızın hayatını kurtarabilmek için kendi posunu tehlikeye attın. Bana bile yardım ettin. Sen de çok etkili bir alda aldatma yapabilirdim Beni bırakıyor musun? Benim için kuşlar kadar özgürsün. İstersen sen seri hayatına geri dönebilirsin. Ama devam edersen yine bir gün karşılaşabiliriz. İnan bana asla. Hemen Fargo'ya göğüdürüm. İyi ki seninle karşılaşmışım Tex. Fikrini değiştirmeden ben gideyim. Benim için zevkli hızlıdan. Güle güle. Görüşürüz. Elveda dostum. Ya biz? Sizler kafese Tex Wheeler ve hızlıdan McRae ile karşılaşıp hayatta kaldığınız için çok şanslısınız. Hapisten çıktığınızda anlatacak çok güzel bir anınız oldu. Gidelim. Son.